Bugün güzel haberlerimiz var, hamdolsun. Güne güzel haberlerle başlamak hakikaten memnuniyet verici. Değerli arkadaşlar, dünden bugüne 8 aktif yangınla devretmiştik hatırlarsanız. Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir, Karşıyaka, Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı arkadaşlarımız yanan kısımları. Çok şükür an itibariyle İzmir, Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. An itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam edecek. İkinci yangın Bolu Göynük'teydi. Burada da sarp araziler uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alandı. Burada da arkadaşlarımız gerçekten çok çetin bir mücadele verdiler. Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol edildi bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette. Üçüncü yangın dün akşam için gelmişti. İzmir Urla Çeşme'de makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Bizim ekiplerimiz, orman ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler, müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden, Sayın Valimizin koordinasyonunda emniyet ekipleri, TOMA'lar, yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı. Buranın risk altında olduğu düşüncesiyle valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Hali hazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da iki uçak ve bir helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz. Devam eden diğer 5 yangın var değerli arkadaşlar. Burada da güzel haberler vermek istiyorum. Aydın, özür dilerim, İzmir Menderes'ten başlayalım bu baraj yanından. Burada da sarp ve yolu olmayan bir bölümde devam ediyordu. Ancak bütün gece boyu arkadaşlarımızın karadan olabildiği kadar ki müdahalesi ve yangının çıkış anından gün batımına kadar ki olan süreçte hava araçlarıyla birlikte o da belli bir alana kıstırılmıştı. Enerjisi düşürüldü. Şu anda 4 uçak, 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Burası da enerjisi düşürüldü ve kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi. Diğeri Aydın Bozdoğan. 5 uçak, 11 helikopterle ve çok ciddi bir kara ekibiyle 3 gündür devam eden bir yangın burası. Hakikaten çok ciddi bir mücadele verildi. Çünkü bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı orada. Ama buna rağmen arkadaşlarımız hakikaten üstün ve cansiperane bir mücadeleyle burayı da belli bir olgunluğa getirdiler. Hakikaten çok çok iyi gidiyor. Biraz önce buraya gelmeden önce tekrar görüştüm arkadaşlarla. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan, hatta kısmen kontrol altında diyebileceğimiz yangınlardan bir tanesi. Hatırlarsanız buranın bizi çok endişelendirdiğini söylemiştim. Çok şükür güncel bilgi böyle. Diğeri yine Manisa Gördes. Burada da günlerdir devam eden çok uzun ve geniş bir alana bir hat şeklinde yayılmış şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangın söz konusuydu. Burada da bir uçak, 10 helikopter ki çok ciddi de bir
kara gücüyle müdahale devam ediyor. Buranın da yine enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Sadece bir noktası kaldı, oraya odaklandı arkadaşlar. Burası da yine kontrol edildi, bilgisi verilmeye en yakın olan yangınlardan bir tanesi. Sanıyorum gün içerisinde ya da akşam üstüne doğru bir güncelleme yapacağız buralarla ilgili. Diğeri Karabük Ovacık. Burada da iki helikopterle birlikte ulaşılamayan kayalık alanlar. Buralara müdahale ediliyor.